Ben sizlerle muskulosklet ağrı ve buna yönelik literatür sonuçlarını paylaşacağım. Sonrasında benim çok yakın arkadaşım Doktor Bilge Piriçınar da baş ağrıları, psikojen ağrılar ve ağrılı dizeslerden bahsedecek. Yine bir ara vereceğiz. Ondan sonra trigeminal nevrajilerle ve diğer sık görülen nörolojik hastalıklarda, sık görülen MS'de sık görülen ağrılı sendromlarla ilgili devam edecek toplantımız. Evet, multiple skleroz ve muskulosikletal ağrı en sık görülen ağrılardan biri MS'de. Tabii ağrı ile ilişkili şöyle bir göz attığımızda çok fazla tanımdan bahsedildi sabahta ama milattan sonra 400. yılda St. Augustine şöyle demiş: en büyük düşman fiziksel ağrıdır demiş. St. Augustine zaman felsefesi üzerine çok ciddi bir filozof. Karl Marx ne demiş? Fiziksel ağrı için en iyi, mental acı çekme için en güzel antidot fiziksel ağrı. Ters mi söylüyorum? Evet, ters söylüyorum sanırım. Mental ağrı için en güzel antidot, tek antidot fiziksel ağrıdır demiş. Yine fiziksel ağrıya odaklanmış. Tabii bunlar yeterli mi? Çok anlamlı değil aslında. Bu kadar yeterli değil. Bugün sizlerle daha çok ağrının sadece fiziksel boyutundan bahsetmeyeceğim. Özellikle psikososyal boyutlarını da vurgulayacağım. Muskulosiskletal ağrı tek başına fiziksel ağrıyla yeterli değil bunları konuşmamız. Tabii tüm bunların içinde belki de bütün bu felsefecilerin arasında güzel bir sanatçı, regi sanatçısı şöyle bir şey söylemiş: müzik hakkındaki tek güzel şey değil, pek çok güzel şeyden bir tanesi de aslında size çarptığında ağrınızı, acınızı hissetmemenizdir. Bu aslında ağrıyla ilişkili tüm bu filozofların, belki bilim insanlarının tanımladığı, ağırlıklı olarak tanımladığı fiziksel ağrının ötesinde ağrının psikolojik boyutunu da vurgulayan bir söz. O yüzden çok hoşuma gittiği için sizlerle de paylaşmak istedim. Tabii IAPS, International Association for Study of Pain şöyle demiş: tanımlardan çok bahsettik. Olası ya da var olan doku hasarına eşlik eden ya da bu hasar ile tanımlanabilen, hoş olmayan, duygusal ve emosyonel bir deneyim. Burada deneyimle ilişkili olarak aklımıza gelen en önemli şey kişisel olduğu. Sadece fizyolojik faktörlerle değil, aynı zamanda duygusal ve emosyonel faktörlerle de ilişkilendiği. Yani çok faktör, çok multifaktöryel ve kişiye özel bir deneyim olduğunu vurgulamış IAPS'de. Tabii tanımlamalardan, sınıflamalardan çok bahsettik. Ben sizinle bugün noseptif, muskulosiskletal kaynaklı ağrılardan size bahsedeceğim. Tabii bunun için de MS'deki ağrıya şöyle bir bakmak lazım. Sabahki oturumdaki konuşmalarda çok güzel gördük. Prevalans çalışmaları %86'ya kadar farklı evrelerde, farklı metodolojiler yüzünden çalışmaların hastalığın evrelerinde, farklı evrelerinde değerlendirildiği için %86'lara kadar çıkan bir prevalansımız var. Çok sık tedavi edilen bir semptom. En sık görülen tipi muskulosikletal, ayrıntılı olarak bölgelerden de bahsedeceğim. Alt ekstremitede bazı çalışmalar, ben size en yüksek değerleri getirdim. %96 oranında, belde çok sık, %70'lerde, üst ekstremitede de sık gözleniyor MS'de ağrı. Ağrı ile ilişkili tabii sadece bizim görüşümüz çok önemli değil, hastalar bunu nasıl vurguluyorlar. Ağrı ile ilişkili 3 hastadan bir tanesi en kötü semptomu olduğunu söylüyor ağrının. Yine 5 hastadan bir tanesi yeni tanı aldığında en yüksek değer olarak. 3 hastadan bir tanesi yine şöyle söylüyor: vizüel analog skalaya göre ağrı şiddeti inanılmaz derecede yüksek, 9-10 değerini veriyor. Yine %44 oranında uyku bozukluğu var. Ama sadece %1 oranında ilk semptom olarak var ve şu önemli aslında, hastaların çoğu ağrı ile ilişkili yetersiz tedavi aldığı görüşünde, %68 oranında. Son günlerdeki yapılmış çalışmalar bunlar. Risk faktörlerinden sabah da bahsettik. Özellikle ileri yaş, kadın cinsiyet, depresyon, mental bozuklukların eşlik etmesi gibi çok sayıda risk faktörü MS'de ağrı ile ilişkili risk faktörleri olarak tanımlanmış durumda. Peki, özellikle fizyoterapist bakış açısını getirdiğim için size bugün muskulosikletal ağrılarda biz nelerle karşılaşıyoruz? Karşımızda multiple skleroza bağlı ortaya çıkan nörolojik bozukluklarla beraber seyreden, düzgün olmayan asimetrik hareket paternleri ve postürleri var. Kas kuvvetinde değişiklikler, spastisite ve kontraktürler
karşımıza çıkan bu tabloda bizim postural dizilim bozukluğu dediğimiz hastalığın erken evresinden itibaren gördüğümüz kas iskelet sisteminin intervertebral disk ligamanlara aşırı yük binmesine sebep olan bir süreçle karşı karşıyayız. Bu süreçte karşımıza bu aşırı yüklenmelere, yanlış yüklenmelere bağlı iki cevap ortaya çıkıyor. Birinde hasta mobilitesini azaltıyor. Mobilite azalmasıyla beraber osteoporoz, vertebral kompresyon fraktürleri, ligaman tendon elastikiyetinde azalma ve eklemde ankiloza sebep olan sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ya da kompansatuar hareketler yapabiliyor. Yani aslında kullanmaması gereken kaslarını, eklemlerini kullanarak o bölgede yüklenme zaten artmışken bir de üzerine yanlış hareketlerle yüklenmeleri tetikleyebiliyor. Bu bir kısır döngü. Bu kısır döngüde fizyoterapist olarak biz hangi aşamada olursa olsun bu kısır döngüye müdahale etmeyi çalışıyoruz. Özellikle musculoskeletal ağrılarda. Peki bu kadar önemli mi musculoskeletal ağrılar MS hastalarında? Tabii sadece musculoskeletal değil ama yapılan çalışmalarda ağrılı ve ağrısız MS hastalarının yapılan çalışmalarda çok sayıda faktörde psikolojik semptomlar, günlük yaşam aktiviteleri, hastaneye yatış, sağlık hizmetlerine başvuru oranı, çok önemli yaşam kalitesi ve yeti eğitiminde, yorgunluk ve genel sağlık algısında, sosyal rollerde biz tüm bunlarda karşımıza ağrılı MS hastalarında daha şiddetli etkilenme görüyoruz. Demek ki önemli bir alanda ağrı şikayeti. Peki uzun vadede ağrı etkiliyor mu? Kısa vadede tamam biz bunlardan bahsedebiliyoruz ama ilk çalışma 95 yılında birazcık fazla geç. 5 yıllık bir takip çalışması. Bu çalışma çok az hasta sayısına sahip. Değerlendirmeleri sonrasında çok önemli bir sonuca ulaşmış. Ağrısı olan hastalar %53'ten 5 yıl içinde %86'ya kadar çıkmış. Ve bu semptomlardaki artış klinik açıdan 5 yıl içinde bizim hastalarımızın daha şiddetli ağrıyla takip edildiğini gösteriyor. 2007'de ilk çalışması olan Kaan ve arkadaşlarının çalışması ise 7 yıllık takip çalışmasını 2013'te sunmuşlar. Bu çalışma çok önemli bir çalışma. Çalışmanın ilk sonuçlarını sabahki oturumda da dinlemiştik. Devam eden çalışma sonuçlarında ilk değerlendirmede hastaların şu oranlara baktığınızda parantez içindeki oranlara bakarsanız hastalarda özellikle medikasyon kullanımı %54 oranında. Fizyoterapi, elektroterapi oranları %44'te. Egzersiz katılımı %36'larda. 7 yıllık takipte ne değişiyor? Medikasyon kullanımlarında azalma. Fizyoterapi, elektroterapide %54'lere çıkış ve egzersiz oranlarında artış var. Peki, sağlık hizmetlerine başvuruya baktığımızda ne değişmiş? Nörologlara başvuru ve fizyoterapiste başvuruya dikkat ettiğimizde her ikisinde de çok güzel bir artış var değil mi? 7 yıllık takipte demek ki daha fazla sağlık hizmetine başvuru ortaya çıkmış. Takip çalışmasının sonucunda önemli olan bulgulardan bir tanesi de prevalansta %15 artış var 7 yıllık takipte. %65'ten 79'a çıkmış. Daha da önemli bir sonuç var aslında. Ağrı artışı ve yeti eğitimi artışı birbiriyle koreli. Ve ağrıya bağlı günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılık var. Ağrı özelliklerine baktığımızda hastalarda sıklıkla hafif orta şiddette ağrı var. Epizodik, sıklıkla alt ekstremitede birden fazla lokalizasyonda, noseptif ve dizestetik tipte ağrı tarifliymiş çalışmanın sonucunda hastalar. Sınıflamalardan çok bahsedildi. Sabahki sunumda da vardı. Tabii WHO sınıflaması, Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflamasının üzerine O'Connor'ın sınıflaması, patofizyoloji temelli sınıflaması var. Bir de bunun üzerine mekanizma temelli, şu günümüzde en çok önerilen sınıflama var. Kısaca baktığımızda çok uzun konuşmaya gerek yok ama musculoskeletallardan bahsedeceğim için hangi sınıflamada nereye giriyor bir görmek adına musculoskeletal ağrıda ağrılı tonik spazmlar, low back pain dediğimiz bel ağrıları ve kas spazmlarından bugün sıklıkla size bahsedeceğim. 2013'teki Turini'nin çalışması biraz daha ayrıntılı bir çalışma. Bu çalışmada ağrılı sınıflamasının dışında olası mekanizmaları ve tedavi yönleri, tedavi yaklaşımları ile ilgili önerileri var. Nöropatik ağrıda sınıflamaların dışında mix ağrılar ve aynı zamanda noseptif ağrılarla ilgili ayrı bir sınıflama yapmış. Parantez içinde gördüğünüz oranlar görülme oranları sıklık olarak. Ben bugün size daha çok spastik ağrı ve postural bozukluklara bağlı ağrılardan bahsedeceğim. Tabii en çok da bel ağrısından bahsedeceğim. Öneri olarak da gördüğünüz gibi daha çok standart farmakolojik tedavi ek olarak klasik fizyoterapi yaklaşımları öneriliyor. Peki bizim için ağrı tedavisinde
neye dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hem nöropatik hem de musculoskeletal ağrılı MS hastalarında ağrısı olmayanlara göre daha düşük ağrı eşiğine sahip. O yüzden bunu göz önünde bulundurarak ağrı değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Gelelim musculoskeletal ağrıya. Çok iyi bildiğimiz gibi sinir sistemi dışındaki doku ve organlara yayılan ağrı reseptörlerinden, noseptörler tarafından algılanıyor ve merkezi sinir sistemine iletiliyor bu ağrı. Patofizyolojisinden bahsetmeye çok gerek yok. Amacı tabii bireyi uyarmak ve koruyucu koordine refleksleri ve davranışsal yanıtları ortaya çıkarmak noseptif ağrının. Peki biraz önce bahsettiğim listede ortaya çıkan spastisite ve kas spazmı ile ilişkisi ne? Hatırlarsınız spastisite çalışmalarında çok konuşmuştuk. Spastisite çok sayıda faktörde etkili. Rehabilitasyon açısından çok önemli kısıtlılıklara sebep oluyor. Kontraktürler, fonksiyonel kayıplar ortaya çıkabiliyor. Tabii bugünkü konumuzda kas spazmına bağlı ağrıyla da ilişkisi var. Spastisiteyi biz %50-%60 hastada görebiliyoruz. Ağrılı ortaya çıkıyor bu. Yapılan çalışmalarda da alevlenmelerden bağımsız ve uzun süreli kas ağrısı, kramplar ve sertliklerle gece ve sabah erken saatlerde kötüleşen, lumbar bölgede olursa odaklaşmamız gereken şey eğer lumbar bölgede spastisite varsa, özel spastisite inhibe edici tekniklerle fizyoterapi ve medikal hekimlerin verdiği medikasyon sonrasında azalmaları biz elde edebiliyoruz. O yüzden sadece ağrı kaynağı noseptörlerden gelse bile biz spastisite kaynaklı ağrı olduğunda buna yönelik inhibisyon tekniklerinden faydalanmalıyız. Böylece tedavide başarı sağlamamız mümkün. Sonuç olarak ağrının nereden kaynaklandığını, altta yatan faktörü bilmemiz gerekiyor. Bugün benden sonraki konuşmacılar da üzerinde duracak. Çok kısaca bahsedeceğim. Ağrılı tonik spazmlar. Kısa süreli uyku bozukluğuna, uyku bozukluğu yaratabiliyor. Sıklıkla spastisiteyle eşlik ediyor. Nokturnal spazmlar olarak ortaya çıkıyor. Fizyoterapist olarak bizim için önemli olan şey hastada dokunmayla ya da hiperventilasyonla ya da duygu durum değişiklikleriyle tetiklendiğini, aynı zamanda kastaki bu kontraksiyonlara bağlı ortaya çıkabilen iskemiyle de ağrının arttığını hasta tedavisinde bizim için önemli noktaları ortaya çıkartıyor. Gelelim kronik bel ağrısında. %72'lere kadar oranlar söyleyenler var. %10-16'ları da söyleyenler var ama agrave faktörleri unutmamak gerekiyor. Uzun süreli oturan, ayakta duran, onun dışında muskoskeletal faktörlere bağlı dejeneratif eklem tutulumuyla ilişkili ve en çok da paset eklemlere binen yüklenmelerle ya da dejeneratif değişikliklerle karşımıza çıkan spastisitenin ve kötü postürün tetiklediği bel ağrısı var. En çok çalışma bu alanda MS'de muskoskeletal ağrılarda. Ben birkaç tanesini size getirdim. Bu çalışmalarda özellikle vurgulanan noktaları ileride konuşacağım. Bunlar yeterli mi bizim için? Sekonder gelişen, tedaviye sekonder gelişen musculoskeletal ağrılar da var. Medikasyona bağlı özellikle interferon tedavisinde hastalarda enjeksiyon bölgesinde ağrı şikayetleri oluyor. Bu bölgede eğer sıralamayı atlarsa hastalarda, o bölgede lezyonlar da oluştuysa biz hasta dokunduğumuzda, temas ettiğimizde ya da egzersiz verdiğimizde sıkıntılı duruma düşebiliyoruz. Tabii steroid kullanımı önemli. Kronik kullanımlarda osteoporoz ve sekonder ağrılar eşlik edebiliyor. Verdiğimiz egzersizler osteoporoza yönelik ya da sekonder ağrılar oluşmuşsa buna yönelik yaklaşımlar önem taşıyor. Baş ağrısından benden sonra bahsedecek arkadaşım. Kısaca çok faktörlü olduğunu ve çok ciddi bir prevalansta olduğunu vurgulamak gerekiyor. Baş ağrısın. Bir diğer önemli nokta fraktürler. Rehabilitasyon da önemli bir noktada. Özellikle kronik steroid kullanımlarından sonra hastalarda ortaya çıkabilen düşük kemik mineral densitelerine de bağlı. Ve üzerine D vitamini eksikliği, güneş görmeme gibi faktörler de eklendiyse ve hasta egzersizlerde en çok vurguladığımız yük bindiren, o intermitant basıyı artıran kemik gelişimi için aktivitelerini azalttıysa fraktürlerle karşılaşabiliyoruz. En sık zorlandığımız alan vertebral kompresyon fraktürleri. Hastalar korset kullanıyorlar bunun için. Ama bir süre sonra korseye bağımlı hale geliyorlar ve bu korseyi çıkarmanız bütün bu kors stabilizasyonu sağlayan abdominal ve sırt kaslarının da artık zayıfladığını görebiliyorsunuz. O yüzden fraktürlerin erken müdahalesi ve buna yönelik fizyoterapi yaklaşımları ve diğer rehabilitasyon yaklaşımlarının uygulanması çok önemli. Bir diğer önemli nokta bası yaralarıyla ortaya çıkan ağrılar. Özellikle EDSS'si yüksek olan hastalarda, tekerlek sandalyede olan hastalarda, uzun süre aynı pozisyonda kalmaya bağlı, immobil olan hastalarda ya da yardımcı cihazlarını yanlış kullanan hastalarda, postural dizilim ve ağırlık aktarma asimetrisine bağlı olarak
biz bası yaralarına bağlı ağrıları görebiliyoruz. Burada yapacağımız en önemli nokta tabii altta yatan sebebi bulmak, iyi bir değerlendirme. Aslında günlük yaşamını nasıl geçirdiğini, nasıl bir 24 saati nasıl geçirdiğini çok iyi vurgulamak gerekiyor, değerlendirmek gerekiyor. Sadece ağrınız var mı demek yeterli değil. Tamam, ağrım var ama bunu ayrıntılı değerlendirmek, birazcık daha farklı faktörlere odaklanmak gerek. Tabii ağrı nerede var? Bu muskoskeletal ağrı ile ilişkili yapılmış izole olarak tek başına yapılmış 2015 çalışması ağrı sıklıklarına bakmış. En çok tabii pek çok bölgede ağrıyı değerlendirmiş ama tabii fizyoterapist olarak bizim en çok odaklandığımız nokta fonksiyonellik. O yüzden ben en son bölge üzerine konuşmak istiyorum. Fonksiyonellikte sizce hangileri en çok etkiler? Hangi bölgelerdeki ağrıları etkiler? Şöyle bir ilk üçe baktım ben. İlk üç diz, el bileği ve bel. Bu hasta grubunda en çok ağrının hissedildiği bölgeler. Üst ekstremite fonksiyonlarını tabii el çok etkiliyor. Onun dışında alt ekstremitede en çok stabilizasyon da sağladığı için bel ve dizin ağrılı bölgeler açısından önemli noktalar olduğunu hastalardan almış. Peki neden fonksiyonelliğe bu kadar odaklanıyoruz? Her ne kadar bir sürü sonuç ölçümü olsa da elimizde, bizim hastadan aldığımız en iyi cevap aslında fonksiyona ne kadar etkiliyor? Yani hastanın aktivitesini, siz ağrıyla ilişkili istediğiniz kadar inhibisyon yapın, istediğiniz kadar egzersiz yapın ama hastanın aktivitesinde değişiklik yapamıyorsunuz. Bu aslında başarılı bir tedavi olmuyor. O yüzden fonksiyonellik açısından ne kadar başarılı olduğunuzu değerlendirmek istiyorsanız hastayı fonksiyon içinde değerlendirip ağrının sonuçlarını bu şekilde göz önünde bulundurmak. Tabii sadece bu bahsettiğim ağrılar ilişkili değil, çok sayıda komorbid de artık sözü geçen noktalardan. Komorbidlerin ağrıyla ilişkisini vurguluyor literatür. Son yıllarda yapılmış bir çalışma da özellikle ağrıyla ilişkili aktivite limitasyonuna bakmış komorbidlerde. Sizce hangileri, hangi komorbidler en çok öne çıkmış? Ben size şöyle vurgulayayım. Fibromiyalji, rheumatoid artrit, migren, depresyon gibi, anksiyete gibi çok sayıda faktör aslında aktivite limitasyonuyla ağrıyla ilişkili, aktivite limitasyonuyla ilişkili MS hastalarında. Peki fibromiyalji ile ilgili çok çalışma var mı? Çok fazla çalışma yok ama olan çalışmalardan bir tanesini size getirdim. Muskoskeletal nöropatik ve ağrısız MS hastalarında yapılan değerlendirmede şu sonuca varılmış. Normal popülasyona göre fibromiyalji çok daha yüksek. %4'lerden 17'lere kadar çıkmış. Muskoskeletal kaynaklı ağrılar bu hastalarda daha fazla nöropatiye göre. Sabah da bahsedildi. Fibromiyalji ve MS'in ortak noktası var. Tabii kadın cinsiyet. Kronik ağrı için risk faktörü, MS ve fibromiyalji için. Yorgunluk, depresyon ve yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkileri var. Ve ağrı için fizyoloji olarak da benzer fizyolojilerin olduğuna yönelik çalışmalar mevcut. Gelelim kognitif fonksiyonları. Önemli bir komorbidde. Genel sağlıklı popülasyonda kronik ağrılı olan hastalarda, genel hastalık popülasyonunda %60'lara kadar çıkan bir kognitif bozukluk var. MS ve kognisyon üzerine, ağrı üzerine etkilerini çalışan çok fazla araştırmaya rastlamadım maalesef ama her ne kadar biz bunu söylesek de ağrının hafızayı etkilediğini söyleyebiliyoruz. Mekanizması çok net değil ama kognitif işlemleme etkileniyor. Özellikle bel ağrılı olan hastalarda, hipokampusta özellikle hafıza ile ilişkilendirdiğimizde ve medial temporal lobda sağlıklılara göre atrofik değişiklikler tanımlanmış. Bu bizi nasıl etkiler? Güzel bir çalışma. Hafıza kaybı, bu çalışma özellikle yine yeni bir çalışma, prospektif hafıza disfonksiyonuna odaklanmış. Vurguladığı şu, çalışmaların daha çok retrospektif hafızaya odaklandığı MS'de ağrı çalışmalarının ama özellikle aslında hatırlamayla ilişkili olan prospektif hafıza disfonksiyonuna odaklanan nadir çalışmalardan biri. Çalışmanın sonucunda şunu vurguluyor araştırmacılar, ağrı bireyin dikkatini dağıtır. Ve buna bağlı olarak da progresif hafızayı kötüleştirir ve ağrı şiddeti arttıkça da kognitif fonksiyonellikte azalma olur. Bizim ne işimize yarıyor? Egzersizleri ve egzersiz yapmayı hatırlatmamız gerekiyor hastaya. Doktoru rahatsız olduğunda doktoruna ulaşmayı hatırlaması gerekiyor. İlacını almasını hatırlaması gerekiyor ve tabii egzersiz yapmayı da doğru egzersizleri anımsayarak, öğrenerek hatırlaması gerekiyor. Ya psikososyal faktörler önemli bir komorbidde. Muskoskeletal ağrılarla artık çok ilişkilendiriliyor. Dalai Lama bile psikososyal faktörlerden ilişkili olmuş. Bu konuda bizim elimizde biyopsikososyal model var. Bundan sonraki konuşmamda bunu çok vurgulayacağım sizlere.
Biyopsikososyal modeli en çok vurgulayan ağrımda çok fazla teori var ama bizim en çok vurgulayan teorimiz aslında rehabilitasyona özellikle fizyoterapiye çok yön veren nöromatrix teorisi. Biz Melzack ve Gill'in kapı kontrol teorisini çok kullanıyoruz ama özellikle nöromatrix teorisini 99'dan sonra es geçmemek gerekiyor. Nöromatrix teorisi çok kapsamlı bir teori. Özellikle artık Melzack ve Gill bir ileri aşamaya taşıyarak genetiğe vurgulamış durumda. Genetiği vurgulamış durumda. Ağrıyı aslında nöromatrixin oluşturduğunu, vücudun self nöromatrixine gelen uyaranların, kognisyonla ilişkili beyin alanları, sensöryel sinyal sistemleri ve emosyonla ilişkili beyin alanlarının limbik sistemi olsun ve diğer stres mekanizmaları olsun, ağrı algısında önemli olduğunu vurguluyor ve ağrıyı aslında bu matrix denen sistemde oluşturduğumuzu ve bütün rehabilitasyonun aslında tek başına fiziksel özelliklere odaklanmasının başarısızlığa uğrayacağını vurguluyor. Yani size şöyle bir örnek vereyim. Hastamın üzerinde ağrı ile ilişkili bütün tedavileri uyguluyorum ama ağrısı geçmiyor. Bu tedavi devam ediyor. 3 ay sonra hastam geldiğinde ağrısının tamamen geçtiğini öğreniyorum. Hayatınızda ne değişti diye soruyorum. Kayınvalidem evden gitti diyor. Yani tüm ağrısının aslında ortaya çıkardığı noktalar. Siz istediğiniz kadar tedaviye devam edin ama şimdi kayınvalideler de kızmasın. Bu alanda bir yaklaşım, bakış açısı getirmemiz gerekiyor. Sadece biz ağrının fiziksel boyutuna baktığımızda, ağrıyı oluşturan faktörleri göz önüne almadığımızda rehabilitasyon başarılı olmayacaktır. Bununla ilgili çalışmalar son yıllarda çok patladı. Psikososyal faktörler MS ağrısında şöyle diyor, sadece ağrı fiziksel bir semptom değildir. Fiziksel semptomun çok çok ötesindedir. Çalışmada ağrı en sık iletilen şikayetlerden, semptomlardan biri ve etkileşime baktığınız zaman da dördüncü olarak yorgunluk, seksüel disfonksiyon ve dengeden sonra dördüncü olarak etkileşime giren faktör olarak tanımlanmış durumda. Yani hasta eğer ağrı çektiğinde, ağrı benim için zararlı diyorsa aktiviteden kaçınıyor. Bu bizim en çok korktuğumuz nokta. Aktivite kaçınma, kinezifobi, hareketten korkma geliştiği anda sizin bunu kırmanız çok mümkün değil. Ve bunu eğer nöromatrixine de yerleştirdiyse sosyal etkileşimde ve fiziksel aktivite düzeyinde azalma ortaya çıkıyor. O yüzden biyopsikososyal modeller çok önemli. O yüzden ağrının algısı yani kişisel deneyimi değerlendirmek çok önemli. Ve eski çalışmalarda hastalık faktörleri sadece düşünülüyordu. Bu çalışma bu noktada önemli. Ağrı şiddeti, varlığı ya da yeti eğitimini sadece hastalığa ait faktörler değil. Hastalık dışı kognitif, emosyonel, davranışsal ve sosyal faktörler olmak üzere çok sayıda faktör etkilemekte. Bunlar etkileşim içinde ayrılamaz noktada. Ve bu çalışmanın bir ileriye götürdüğü nokta ise bizim nöropatik ve musculoskeletal ağrıda psikososyal özellikler açısından farklılıkları olduğunu konuşmamız gerekiyor. Musculoskeletal ağrılı hastalarda daha geniş kapsamlı psikososyal komponent söz konusu. Bu nedenle de ağrı alt gruplarında tedavi yaklaşımlarının da farklı olmasını vurgulayan önemli bir çalışma. Ve önerisi de kognitif davranışsal modelle tedavi edin. Nasıl tedavi edelim? Multidisipliner yaklaşım olsun. Çünkü hep birlikte daha başarılıyız. En çok tabii bütün rehabilitasyon ekibinin içinde her birine ayrı ayrı iş düşüyor ve ağrıyı multidisipliner olarak, interdisipliner olarak değerlendirip, analiz edip, sınıflandırıp tedavi etmemiz, bir ekip olarak tedavi etmemiz gerekiyor hasta merkezli olarak. Bu tedaviyi yaparken tabii ICF'den temel alıyoruz. ICF'in vücut fonksiyonları, aktiviteler, katılım, çevresel ve kişisel faktörleri değerlendirdiği analizlerle ortak bir dil oluşturuyoruz rehabilitasyonda. Değerlendirmede sabah da bahsedildi. Musculoskeletal ağrıda lokalizasyon, yoğunluk, durasyon gibi faktörleri ayrıntılı değerlendiriyoruz. Ağrı ölçeklerinden faydalanıyoruz. Semptomları değerlendiriyoruz. Çok sayıda değerlendirme yaklaşımı var ama bunlardan teker teker bahsetmek çok mümkün değil. Bu değerlendirme yaklaşımlarının klinikte en çok hangileri kullanılıyor? Bir miktar bahsedildi, sabahki oturumda da konuşuldu ama ben biyopsikososyal modelle ilişkilendirmek adına size Tampa ile ilişkili kinezifobinin değerlendirmesini öneriyorum. Aynı zamanda yaşam kalitesi için de müzikolün değerlendirmesi, literatürde öne çıkan değerlendirme yöntemleri. Peki fizyoterapist ne yapıyor? IEPS'e göre fizyoterapistin rolü var ağrı yönetiminde. Bunlar özellikle
analiz etmek. Yani genel fonksiyonel analiz sonrasında ağrı aktivite döngüsünü analiz etmek, ağrı ile ilişkili faktörleri belirlemek. Buna yönelik modifiye edebileceğimiz programları geliştirip doku iyileşmesini sağlayıp en önemlisi ağrının tekrar etmesini, disfonksiyona yol açmasına neden olacak faktörleri azaltıyoruz ki böylece fonksiyonel ve mesleki yetenekleri korumak, yani hastanın sosyal katılımını devam ettirmesini sağlamamız gerekiyor. Ağrıya bağlı ortaya çıkabilecek o inaktivite, ağrı korkusunu en başından itibaren kırmamız gerekiyor. Bu konuda da özellikle klinik izole sendrom tanısı alan bir çalışmamız vardı bizim hastalarda. MS hastalarında ve klinik izole sendrom tanısı aldıkları anda yaptığımız bir çalışmamız vardı 9 Eylül'de. Bu çalışmanın sonucunda çok önemli bir sonuç çıktı. Hastalar daha tanı aldıkları ilk günden itibaren aktivitelerini kısıtlıyorlar. Klinik izole sendrom tanısı alanlar ve MS hastaları da. Hepsi de aynı şekilde. İlk tanı aldıkları andan itibaren. İlk yaptıkları şey aktivitelerini azaltmak. Burada bizim üzerimize rehabilitasyon ekibi olarak çok iş düşüyor. Rehabilitasyonun her ekibinde olan tüm sağlık profesyonellerinin hastanın aktivite açısından, aktivite kısıtlılığı açısından uygun bir şekilde değerlendirilmesi ve yönlendirilmesine ihtiyacı var. Yoksa hastanın sadece tanı aldıktan sonra ağrı korkusu geliştirmesi işten bile değil. Akut ağrıda yaklaşımlarımız çok mevcut. Masaj, tens, spinal manipülasyonlar uyguluyoruz. Çok dikkatli, sıcak uygulamalara çok dikkat etmek gerekiyor. Daha çok soğuk uygulamalarla tedavi ediyoruz. Uygun değerlendirmelerimiz ve dikkat etmemiz gereken noktalar var. Tabii daha çok kronik muskulosikletli ağrıda fizyoterapi yaklaşımlarını konuşmamız mümkün. Bunu yaparken de artık yeni kaynaklar şunu söylüyor. Bizim bildiğimiz klasik yaklaşımları geçin artık. Davranışsal değişiklikleri destekleyin. Aktivite düzeyini bireyin arttırın ve bunu eğlenceli hale getirin. Smart'ı kullanın hedef koyarken ve pozitif destek sağlayın. Kognitif davranışsal stratejileri böyle geliştirebilirsiniz. Bu şekilde bizim amacımız zaten bu değil mi? Progresif ağrı, inaktivite ve yeti yetimi döngüsünü kırmak değil mi? Bunu kırmak istiyorsanız tek başına fiziksel sonuçlarına odaklanmayın ağrının. Kognitif davranışsal stratejileri vurgulayın diyor. Ağrı yönetiminde fizyoterapi spesifik egzersiz reçetesini dizayn ediyor. Amacımız şu aslında, muskulosikletal ağrıda stabiliteyi geliştirmek, ağrı eğitimi erken dönemde başlamak, hastanın eğitim sıklıkla sonlara kalan bir tedavi yaklaşımı. Daha geldiği ilk noktadan itibaren, ilk günden itibaren ağrısı varsa ağrı ile ilişkili algısını ve bu konudaki düşüncelerini değerlendirip, ona vereceği zararları, egzersiz yaparsa bu konudaki kazanımlarını ilk günden itibaren vermemiz gerekiyor. Hastayı tedavinin tam ortasına aldığınızda başarı artar. Yoksa bu egzersizleri yapın deyip gittiğinizde başarılı olamazsınız. Vücut mekanikleri, fonksiyonel özellikleri vurgulamak ve hastanın yapacağı egzersizlerin çeşitlendirilmesi çok önemli. Pasif egzersizler kesinlikle pasif. Yaklaşımlar kesinlikle tercih edilmiyor. Her zaman hastanın aktif olarak katıldığı yaklaşımlar önemli. Tabii biz bunları yaparken elimizde literatürün desteklediği kanıta dayalı yaklaşımlar da var ama her zaman kanıta dayalı yaklaşımlardan faydalanmıyoruz. Sizler de biliyorsunuz bazı uyguladığımız yöntemler metodoloji nedeniyle kanıt değeri taşımıyor. Ama şöyle bir göz attığımızda neleri kullanıyoruz? Bizim eklem hareketi egzersizlerimiz, ılık ve sıcak uygulamalar, hidroterapi, kriyoterapi, elektroterapi en çok tens uygulamaları ağrıda. Ne yazık ki kanıt yok. Ama çok güçlü kanıt olan bir nokta var. O da terapötik egzersiz. Muskulosikletal ve kardiyovasküler egzersizler. Özellikle kombine uygulandığında çok önemli katkılar sağlıyor hasta için. Terapötik egzersiz sanırım fizyoterapistleri sıklıkla metlerde dışarıda bu şekilde görüyorsunuzdur. Biz hastalarla bu şekilde yakın egzersizleri yapıyoruz seanslarımızda. Ve terapötik egzersiz diyoruz bu yaptıklarımıza, yani tedavi edici egzersizler. Peki neden terapötik egzersiz verelim? Önceki slaytlarımda hatırlarsanız bizim elimizde ortaya çıkabilen muskulosikletal sonuçlara bağlı çok sayıda postural dizilim bozuklukları, denge bozukluğu, yorgunluk ortaya çıkıyordu. Bunların hepsi aslında ağrıyı agrave eden faktörler. Bunlara karşı öncelikle egzersizlerle, bunlara karşı bizim elimizde çok güçlü bir kuvvet ortaya çıkıyor. Elimizde aynı zamanda fonksiyonel kısıtlılık var, inaktivite var. Hastada fiziksel uygunluk bozuluyor. Kas zayıflığı, fiziksel dekondisyon ve kassal yorgunluk var. Bildiğimiz metabolizma yorgunluğundan çok farklı olarak. İşte bu yüzden egzersiz vermeliyiz. Peki
Son yıllarda 2015'te yapılmış çalışma çok vurgulayıcı bir çalışma. 26 tane farklı kronik hastalıkta sistematik derleme, meta analizler, Cochrane çalışmaları, randomize kontrolü çalışmaların derlediği olduğu bir çalışma. Multiple skleroz da bu çalışmanın içinde. Çalışmanın sonucunda egzersiz reçetesi uyguladığımızda hastalarda aerobik kapasite, solunum fonksiyonları, kas kuvveti gibi yaşam kalitesi ve depresyon olmak üzere çok sayıda faktörde iyileşme olduğunu vurgulamamız mümkün. Egzersiz ya da egzersizin tiplerinin kronik ağrıdaki etkilerine baktığımızda en çok MS'de kullandığımız aerobik anaerobik egzersizler yani kuvvetlendirme egzersizleri yoga, pilates ve tai chi de şu dönemde ön plana çıkmış durumda. Bu egzersizler ne yapıyor? Hastanın modunda iyileşme, ağrı algısında azalma sağlıyor. Kinezofobi gelişimini engelliyor. Anksiyete ve depresyona önemli etkisi var. Fonksiyonelliğini artırıyor. Bir de ek olarak kronik ağrı sendromunun gelişimini engelleme şansına sahip. Peki ne yapalım biz? Sadece bu egzersizleri mi verelim? Bu çalışmanın önerisi şu. İnterdisipliner kronik ağrı rehabilitasyon programı oluşturalım. Biz fiziksel dekondisyonu, yeti yetimini ve ağrı ile ilişkili psikososyal faktörleri hep beraber değerlendirelim. Ve odağımız da şu olsun. Egzersiz tedavisi verelim. Ek olarak ağrı eğitimi verelim ve psikososyal komorbiditelerle biraz baş etmek için uğraşalım diyor. Tıkanıt olmayanlardan da bahsettim ama kullanıyoruz. Tense ilişkili çok fazla çalışma yok. Çalışma metodolojisiyle ilişkili ve randomizasyonla ilişkili ama sıklıkla ağrı kontrolü ve spastisiyle azaltmak amacıyla tensi kullanıyoruz. Kapı kontrol mekanizması temel alınıyor. Yapılmış çok az çalışma var demiştim. Bu çalışma tek randomize plasebo kontrolü çalışma. Sonuçlarını kısaca sizinle bahsedeceğim. Farklı frekanslardaki tens uygulamalarının ve plasebo tens uygulamasının sonuçları. Hastalar çok fazla tercih ediyorlar. Sizler de hastalar rehabilitasyon merkezlerine gittiğinde duyabilirsiniz. Tens uygulandı bana. Nasıl faydalanır mıyım acaba diye. Burada da çalışmanın sonuçları 32 haftaya kadar uzanmış durumda. Önemli olan VAS skorlarında, bel ağrısında fiziksel yaşam kalitesi fiziksel ve mental sağlık bölümlerinde değişikliklere saptamış. Kronik bel ağrısına baktığımızda her üç grupta da plasebo da dahil olmak üzere iyileşme mevcut. Onun dışında yaşam kalitesine baktığımızda yine her üç grupta mental ve fiziksel sağlık alanlarında iyileşmemiz mevcut. Tabii iki grupta tens gruplarında birazcık daha anlamlı fark söz konusu. Biz tensi neden kullanıyoruz? Eğer spastisite ve ağrı varsa biz hastayı egzersiz yapmaya çok fazla ikna edemiyoruz. Ama ağrıyı kontrol altına alırsak ve hastanın ağrısı da hareket ettiğini hastaya gösterebilirsek fonksiyon odaklı egzersiz eğitimi verme şansımız oluyor. Sıcak ve soğuk uygulamalar, daha çok akvaterapi yaklaşımlarımız, hastalar en çok bunlardan faydalanıyorlar. Literatür çalışmaları ne yazık ki çok yetersiz multiple skleroz'da. Alternatif ve tamamlayıcı tedaviler var muskuloskeletal ağrıda. Kiropraktik manipülasyon son yıllarda çok duyuyorsunuzdur. Yoga, tai chi, refleksoloji, akupunktur yaklaşımları. Literatürde yurt dışında %50-75 oranında bir tercih var. Hastalarda fonksiyonel iyileşme rapor ediliyor. Yaşam kalitesinde iyileşme rapor ediliyor ama çalışmalar randomize kontrolü değil. Bizim randomize kontrolü çalışmalara ihtiyacımız var yararlılığını tartışmak için. Çok popüler ama ne yazık ki bilimsel kanıt yok. Tüm bu konuşmanın sonrasında eve hangi mesajı götürelim diye kısaca özetleyecek olursak çok ciddi bir prevalansımız var. Ağrısı olmayanlara göre ağrılı hastalarda çok sayıda faktörde olumsuz etkilenme var. Bizim ağrısı sadece ağrı olması bile hastada disabiliteden bağımsız olarak kişinin günlük yaşamını çok fazla etkiliyor. O yüzden ağrı değerlendirmesi çok önemli. Biyopsikososyal ağrı modelini mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Nasıl yapalım? İnterdisipliner kronik ağrı rehabilitasyon programımız olsun. Egzersiz tedavimiz, ağrı eğitimimiz ve psikososyal komorbiditeleri odaklayalım. Bir de rehabilitasyon ekibi olarak ağrılı MS hastaları aktivite düzeylerini çok azaltıyorlar. Onları egzersize katılım konusunda mutlaka fizyoterapiste yönlendirip cesaretlendirelim. Tabii her şey çok güzel mi? Bu kadar güzel değil aslında. Elimizde çok iyimser de olmamak lazım. Çünkü elimizde hala cevaplayamadığımız sorular var maalesef. Cevaplayamadığımız sorular ne? Hala bilmiyoruz. En etkin değerlendirme ya da tedavi nedir? Fiziksel ve biyopsikososyal, psikososyal fonksiyonelliğe etkileri nedir ağrının? Buna yönelik net yeterli çalışma açıklama yok. Bir de en çok uzun vadeli çalışma 7 yıllığa kadar uzanıyor. Ne yazık ki 5-7 yılda kalmış. Daha fazla bizim uzun vadeli literatür çalışmalarına ihtiyacımız var. Peki literatüre baktığımızda
ve benim de size getirdiğim öneriler neler? Öncelikli olarak uzmanlaşmış, multidisipliner kliniklere ihtiyacımız var ağrı üzerine. Ağrının bir deneyim olduğunu, çok kompleks olduğunu, çok yönlü olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. ICF temelli değerlendirmeyi göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Rutin ve kapsamlı olarak mutlaka ağrının değerlendirilmesi gerekiyor. Sadece ağrınız var mı demek, elbette ki sabah da konuştuk. Çok fazla vaktimiz yok hiçbirimizin değerlendirme ve tedavide. Ama ağrı şikayeti olan hastaya biraz daha vakit ayırmak tedavi açısından çok daha anlamlı olur. Multidisipliner ağrı yönetim programları önemli. Rehabilitasyonun bir komponenti olması gerekiyor. Aynı zamanda fiziksel, psikososyal fonksiyonelliğe etkileriyle ilgili biraz daha iyi dizayn edilmiş. Bundan sonraki yıllarda belki daha ayrıntılı konuşabileceğimiz bu klinik araştırmalarla bunlara ihtiyacımız var. Nelere, bu araştırmalar nelere odaklanmalı? Kronik ağrıyı pekiştiren faktörlerin ne olduğunu, aktivite limitasyonu ve katılım kısıtlılığını etkileri, kinezofobi ve ağrı çekimi davranışının ne kadar etkilediğini vurgulayan, aynı zamanda ağrı gelişiminde depresyon ve diğer psikososyal faktörler risk faktörü müdür? Bu çalışmalarda tam olarak net değil. Vurgulayan çalışmalar var ama acaba emosyonel stres mi ağrı ya da artmış hastalık şiddetinin sonucu? Bu konuda çalışmalara ihtiyacımız var. Ben hastalarıma da, öğrencilerime de hep aynı şeyi söylüyorum. Hayatınızda kahkahayı hep devam ettirin. Anılarınızı duraklatabilirsiniz o anı yaşamaya devam etmek için. Mutluluğunuzu geriye sarın. O anı hep yaşayın ama ağrınızı hayatınızdan çıkartın, durdurun. Tabii bunu yaparken de mutlaka sıkıntınızı, yaratıcılığınızı içinize atmayın. Çünkü neşeli bile hepsinden önce ölmüş. Teşekkür ediyorum ilginize.